Bizimle birlikte bu depremin yaralarını sarmak için çalışan değerli arkadaşlarımız ve basınımızın gücünde temsilcileri, kıymetli konuklarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir ayı geçti, depremle yatıp depremle kalkıyoruz Sayın Genel Başkanım. İlk günden itibaren gerçekten de bir ilk 4 gün bizim için çok yoğun, aynı zamanda çok yorucu ve çok üzücü geçti. 4. günden itibaren biz yaralarımızı daha sağlıklı bir şekilde sarmaya başladık ve bugüne kadar geldik. Biz bugüne kadar bütün bize destek olan, başta İstanbul Büyükşehir Belediye'miz, diğer belediyelerimiz, farklı siyasi partilerden olup da bize destek veren belediyelerimiz ve devletimizin kurumlarına, sivil toplum örgütlerine ve hayırseverlere, bunun dışında bize insanlık öğreten gençlerimize teşekkür ediyorum. Bir anımı anlatmak istiyorum, ondan sonra konuya geçeceğim. Gerçekten bizim bir çadırım var, çadırımız var. Gelen kurtarabildiğimiz yardımları orada alıp gençlerimiz ayrıştırıyor ve aile yapısına uygun bir şekilde çocuk var mı, yaşlı var mı, engelli var mı, ona göre paketleyip bunları eve ulaştıran arkadaşlarımız bize çok güzel şeyler öğretti. Orada her renkten gencimiz vardı ve her renkten gencimiz tek vücut olmuş, sadece depremin yaralarını sarmaya çalışıyordu. İnsanlarımızın yardımına koşuyordu. Bu bence Türk toplumu için, Türkiye için önemli bir anekdot. Onu sizin huzurunuzda, tüm basın mensubu arkadaşlarımızla paylaşmak istedim. İlk günler, ilk 8 gün maalesef Sayın Genel Başkanım, biz birbirimizle dahil telefonla, internette, WhatsApp'la ne görüşebiliyorduk ne mesaj gönderebiliyorduk. Mesajlarımız bir gün sonra varabiliyordu. En yakınlarımızla bile çalışırken onun yanına gitmek zorundaydık. Giderken de çok problem yaşıyorduk çünkü her taraf yıkılmıştı. Tüm bunları yaparken bir yandan enkaz altında kalan canlı insanlarımızı çıkartmaya çalışıyorduk. Bir yandan bunları hastanelere ulaştırmaya çalışıyorduk. Bir yandan hayatını kaybetmiş insanlarımızı ebediyete intikal ederken sağlıklı bir şekilde götürmeye çalışıyorduk. Bir yandan da bir tarafta soğuk, bir tarafta yağmur, bir tarafta da insanlar sadece terliksiz pijamayla çıkmış olduğu sokakta onları kış şartlarından korumaya çalışıyorduk. Bu şartlardan bugüne kadar geldik ve gerçekten de çok insanımızı kaybettik. Ama şunu öğrendik, ben de 3 dönemdir belediye başkanlığı yapıyorum. Türk halkı ve dışarıdan bize yardım eden insanlar bize insanlığı öğretti. Çünkü şunu öğrendik ki çok insanımızı kaybettik ama ülkemizde hala insanlık yaşıyor ve insanlar hep birlikte Hatay'a ve diğer bölgelerimize destek vermeye gayret ediyorlardı. Şu anda enkaz çalışmalarımız devam ediyor ve işte evlerin bir başlanmıştı. Durumu ne olmuştur binaların diye, işte hasar var mı yok mu, hangi derecede hasarlı, hangileri yıkılacak, ama 6.4'ten sonra bir daha çalışmalar başladı. O çalışmalar devam ediyor. Ama şu var ki Antakya Merkez, Defne, Kırıkhan, Samandağ, İskenderun, Hassa ve Arsuz'da bayağı yıkımlarımız var. Bununla birlikte özellikle Antakya Defne'de yıkılmayan evler bile, en son depremden sonra hiç hasar olmayan hafif hasarlı evlerimiz bile çoğu ağır hasarlı hale geldi. Hasarların da bir kısmı yıkıldı. Biz şu anda şuradayız efendim. Yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz ve özellikle konteyner ve çadır konusunda bütün bu desteklere teşekkür ediyoruz ama gerçekten ihtiyacımız var. Çünkü insanlar artık yaz mevsimi geliyor, oteller yazı hazırlanıyor diye geri dönmek zorunda kalıyorlar. İnsanların ekonomik olarak tükenmişliğinden dolayı tekrar şehrine gelip şehrinde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Bu nedenle hem konteyner, hem çadır, hem tuvalet, hem banyo, bir de çamaşır makinesiyle ilgili ihtiyaçlarımız çok. Tabii ki
özellikle hijyen konusunda kadın ve çocuklarımızın hijyen konusunda hijyen paketlerine ihtiyacımız var. İlk aşamada çok gelen yardım kuruluşları tabii ki gittikçe tükenmişlik sonucunda bir kısmı gitmek zorunda kaldı. Bunların yerine ikame edecek bizim gıda ve yemek yapacak mutfaklara da ihtiyacımız var. Bu arada bir hafta önce su ile ilgili çok trend topik oldu Hatay. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Şu anda Hatay'da çok yıkılmış ilçe merkezleri dışında suyla ilgili bir sorunumuz yok. Antakya merkezde 29 mahallemizde su veremiyoruz. Çünkü yıkım çok fazla. Kanalizasyon karışmasın diye korkuyoruz. Buralarda biz çeşmeler yaparak sokaklara ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz. Diğer ilçelerimizle birlikte toplam 209 mahallemizin sadece 35'inde su veremiyoruz. Depremden dolayı kırsalda 383 mahallemiz var. Bunların sadece 6'sında şu anda su veremiyoruz. Yani toplamda 590 üzerindeki mahallemizde sadece 41 mahallemizde su veremiyoruz. Bunun dışında her tarafa su veriyoruz ve dışarıdan gelen sularımız da şu ana kadar çadırlarımızda yeterli. Ama kentlere, çadır kentlere, konteyner kentlere gidemeyen insanlarımız evine de giremediği için zaman zaman kendi mahallesine su istediği için birkaç kişi tweet atınca bu hassasiyetten dolayı biraz sanki çok ihtiyaç varmış gibi duruyor ama öyle bir sorunumuz olmadığı halde Türkiye'de böyle bir sorun varmış gibi algılandı. Ama şu var ki tabii ki destek vermeye devam edilmesine seviniyoruz. Çünkü yaz geliyor, su ihtiyacımız daha fazla. En çok sıkıntımız bunların dışında sağlık sorunları. Özellikle çocuklarımız için bulaşıcı hastalıklar, bit ve uyuz konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Bunlara sağlıklı bir barınma sorunları çözecek şekilde biz hazırlık yapmamız gerekiyor. Yapsak da şu ana kadar yeterli durumda değiliz. Çünkü çocukların en azından gün aşırı yıkanması lazım. Bitlenme ve uyuza karşı tedbir almamız lazım. Bir de tabii ki farklı farklı noktalarda ishal vakaları oluyor. Ama bu epidemik boyuta ulaşmış değil. Şu anda çok farklı farklı noktalarda az ishal vakalarına rastladık. Bizi sık şekilde gelip ziyaret etmeniz, dertlerimizi sormanız ve dertlerimize derman olmak için buradaki arkadaşlarımıza katkı sağlamanız, onlarla birlikte Hatay'a destek vermeniz bizi hem mutlu ediyor hem umutlandırıyor. Ben Sayın Genel Başkanım hem size hem de mahiyetinizdeki tüm heyetimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha günlerde birlikte daha güzel bir Hatay'ı birlikte kurgularız ve sizi o zaman daha huzur içerisinde burada misafir etmek isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.